Bugün hayatın ritminde hastalarıyla birlikte epilepsi işliyor olacağız. Ama öncesinde epilepsi nedir? Hangi durumlarda nasıl tanı konur? Kimlerin dikkat etmesi gerekiyor? Kimler risk altında? Bunu değerli hocam Profesör Doktor Berin Aktekin bizlerle birlikte onunla konuşacağım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam epilepsi nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz? Hakikaten ne oluyor da insanlar epileptik nöbetler geçiriyorlar? Epilepsi beynin elektrik deşarjlarındaki anormal boşalımlarla giden ve beynin hangi bölgesinde anormal elektrik üretiliyorsa onun yayılma alanına, yayılma hızına ve yayıldığı bölgeye göre belirtilerle giden bir hastalık. Evet, beyni görüyoruz. Beyinde bir sinirsel bir aktivite var değil mi? Sinir hücreleri böyle kendi aralarında düzenli, birbirine karışmayan bir iletişim var. Ama öyle bir şey oluyor ki bir elektrik deşarjı oluyor, bir şimşek çöküyor sanki içeride. Evet, aynen öyle. O sonra şimşeğin hızını, iletişim bozuluyor. Evet, aynen. Ve o nereden kaynaklanıyorsa, hangi bölgeden ve nereye yayılıyorsa ve ne kadar hızlı gidiyorsa klinik belirtiler de ona göre değişiyor. Hep çocuklarda mı bu arada tanıklanıyor? Hayır, tabii ki. Yani epilepsi her yaşta görülebilir. Hatta yaşamın ilk yıllarında çocuklarda özel bazı epilepsi sendromları vardır. Erişkin yaşa geldiklerinde ergenlikte azalıp kaybolabilen bazı katastrofik, çok kötü gidişli çocukluk çağı epilepsileri vardır. Bir de ileri yaşlarda daha sık görülür 65-75 yaşından sonra. Yani hayatım boyunca epilepsi hastası olmamış bir kişi 60 yaşına sonra da epilepsi olabilir. Çünkü nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz işte demanslar, Parkinsonlar, Alzheimer, beyin damar hastalıkları ileri yaşlarda görüldüğü için onunla birlikte de ileri yaşlarda epilepsi görülme riski daha yüksektir genç kuşağa göre. Travma mesela, kazalar, beynimizi bir yere çarpmamız böyle bir soruna yol açabiliyor mu? Tabii ki. Yani epilepsinin etiyolojisinde kafa travmalarının da bir rolü var tabii ki. Ama belki burada biraz genetikten de bahsetmek lazım. Aynı travmaya maruz kalan herkes de epilepsi gelişmeyebiliyor. Hepimizin beyni uygun şartlarda nöbet geçirebilir. Hepimizin belli bir eşiği var. Ama epilepsi yatkınlığı olan kişilerde bu eşik daha düşük. Travma gibi, ilaçlar gibi, beyinde oluşan herhangi bir hasar gibi daha kolay nöbet geçirebilir hale gelebiliyorlar. Tanıyı nasıl koyuyoruz hocam? Şimdi epilepsi aslında klinik bir tanı. Kişinin anormal elektrik deşarjlara bağlı davranış bozuklukları ya da bilinç bozukluklarıyla giden bir hastalık. Ama şunu da söylemekte fayda var. Her zaman illa bilinç bozulacak, epilepsi eşittir bilinç bozukluğuyla giden bir hastalık değil. Yani siz nasıl biliyorsunuz epilepsiyi? Biz hemen bayılana öyle diyebiliyoruz epilepsi diye ama bayılana ilk, ağzından mesela köpük gelmesi köpük falan geliyor, değil mi? Evet. Hep yani bunun bayılma noktasına gelmeden önceki belirtileri bu epilepsi olabilecek diyebileceğimiz bir tanısı var mıdır hocam? Geliyormuş gibi yapacak gibi. Veya evet. Yani herkesin bildiği kafasını canlandırdığı resim sokakta yere düşmüş birisi ağzından köpükler gelmiş. Ondan sonra işte kol, bacak hareketleri kasılıyor. Falan. Kasılıyor. O bizim grand mal nöbetler dediğimiz generalize tonik kronik en ağır şekli. Yani beynin tamamının etkilendiği, deşarjın beynin her yerini etkilediği nöbetler. Ama böyle ama kalma nöbetleri böyle falan kısacık dona kalma, biz boş bakma, donma diyoruz. O da aynı şekilde en az öbürü kadar, öbürü ne kadar epilepsi ise o da o kadar epilepsi. Ya da çok basit şöyle bir kol hareketi, elinden bir şey düşürme. Mesela hastalar pahalı elektrik cep telefonlarını ellerinden düşürüp kırılınca geliyorlar doktora. Ben ikide bir sakarlaştım diye. O bir miyoklonik nöbet belirtisi oluyor. Jenerize tonik-klonik nöbetten bir farkı yok aslında bizim için. Şey, büyük mesela nöbetin dönemlerini arkadaşlar bize getirmişler. Mesela aura dönemi. Migrende mesela bundan bahsediyorduk. İşte auralı migren, işte böyle bir ışık çakması acaba böyle bir veya gri bir alan görme değil mi? Hep konuştuk bunları ama epilepside de hep duyduğumuz bugün nöbet geçireceğim yoksa nöbetim geliyormuş gibi hissedilen bir an da var galiba. Aslında auranın kendisi de izole bir nöbet olabilir. Zaten herhalde burada en çok vurgulamamız gereken o illa generalize tonik klonik nöbet dediğimiz değil. Kötü koku duyma, boş bakma, değişik görsel şekiller görme. Ama nöbet kısa sürelidir, olup geçer. Yani devam eden bir şey değildir. Nöbet öncesi prodrom döneminden biraz farklı aura demek. Aura bir yerden anormal elektrik deşarj çıkıyor anlamına Peki, geliyor. Peki her kötü koku hisseden epilepsi geçiriyor muyum acaba şüphesiyle hastaneye olabilir, mi gitmesi erişkin lazım? Erişkin bir hasta, evet, hiç kimsenin duymadığı kısa süreli, böyle çok kısa sürer nöbet.
gelip geçici kısa süreli koku duyar, ses duyar, görsel belirtiler olabilir. Yani beynin neresinden kaynaklanıyorsa onunla ilgili gelip geçici ama nöbetin en önemli özelliği o. Belli bir zaman süresinde olup geçer. Bu hastalıkta farklı tipler olabildiğini söylediniz. Yani herkes için o bayılma anı veya o kendinden geçme anı şey değil. Tanısını biz kalp elektrosu çekiyoruz mesela. Siz beyin elektrosu çekerek mi? Biz ne yapıyoruz? Evet, biz de beyin elektrosu çekiyoruz. EEG çekiyoruz. Elektroensefalografi. Tanı yöntemi. Aslında en önemli tanı yöntemi kişinin anlattıkları klinik belirtiler. Onu gören görgü tanığının bize anlattıkları. Beyin elektrosu, beyin manyetik rezonans görüntüleme ile beyin yapısal bozukluklarının gösterilmesi ve kan tetkikleri yapılıyor. Halk arasında bilinen haliyle epilepsi nöbetiyle karşılaştığımızda ne yapmamız lazım? Mesela soğan koklatıyoruz diyorlar. Sokakta da tütün yakıp koklatıyorlar filan. Öyle bir şeyler yaptılar. Aslında koku orada soğan ya da tütün gibi çok keskin bir koku olduğu için hasta kendine gelirken normalde nöbet, o jenerize tonik klonik nöbet sırasında istediğinizi koklatın. Hasta fark etmez onu ve bunun bir iyileştirici gücü yok. Ama hasta nöbet bittikten sonra kendine gelirken algıları açıldıkça hani o keskin kokuyu fark etsin, daha kolay gözünü açsın diye. Peki ne kadar sürer hocam bir nöbet? Normalde normal bir nöbet en fazla 2-3 dakika sürer. Yani o kadar sürmez bile. Çoğu nöbet 5-10 saniye, 40 saniye, 1-1,5 dakika gibi. 3 dakikayı geçip kendi durmuyorsa zaten o daha uzun status dediğimiz bir döneme doğru gidiyordur. Peki yolda yürürken küt diye düşebilir mi insan? Küt diye düşebilir. Aynı zaman fişi çekilmiş gibi böyle pat diye düşebilir ve kendini yaralayabilir. Zaten epilepsinin en önemli korkulacak yönü o. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda gelebileceği için hastanın hayatını tehdit etme şansı, riski olduğu için önemli. Peki anne babalar için bunu sormak istiyorum. Zaman zaman bu aslında çok duyuyoruz değil mi? İşte çocuklarınıza flash çekerek flashla fotoğraflarını çekmeyin. Ne bileyim işte çok fazla bilgisayar oyunu oynamasınlar. Çok fazla tabletler artık hayatımıza girmeye başladı. Bunlar mesela hiç altta yatan bir şey olmasa bile bir epilepsi tetikleyicisi olabiliyorlar mı? Yani hassas bireylerde bazı ışıklar nöbet geçirmeye neden olabilirler. Ama bir eğilimi yoksa bir kişinin ışıkla nöbet geçirmez sağlıklı bir kişi. Evet. Peki nöbet anında neler yapmamız gerekiyor? Yani karşılaştığımız notlarda en azından kargaşayı engelleyin. Bir defa ne olduğunu insanlar değil mi algılamıyor. Bir de madem farkındalık gününde bu programı yapıyoruz, bir de sahte nöbetler de var. Evet. Çok üzülüyorum maalesef. Ya o da aslında başka bir psikopatoloji. Yani onlardaki hastalık beyindeki anormal elektrik deşarjı değil de anksiyete bozukluğunu, bilinç dışı çatışmalarını o şekilde yaşıyorlar. Epilepsi nasıl bir hastalıksa o da bir hastalık. Evet. Sadece nedeni ve tedavisi farklı. Anladım. Tehlikeli objeleri kaldırmak lazım. Bu insanlar tamamen bilinç dışında. Nöbet süresini tutun diyor ama bunlardan önce bence bir sağlık hizmetinden yardım almak lazım diye düşünüyorum. Çünkü başını vurmuş olabilir. Tabii. Yani kusabilir, kustuğunu yutabilir. Boğazında sıkıcı, gravat gibi, eşarp gibi, flar gibi bir şey olabilir. Onları açmak gerekiyor. Ama kesinlikle ağzına el sokup dilini dışarı çıkartmaya çalışmak, kasılmalarını engellemeye çalışmak, hastayı durdurmaya çalışmak doğru değil. Çünkü siz ağzını açmaya çalışırken o çok kuvvetli kasılmalar sırasında hastanın çenesini çıkartabilirsiniz. Hasta sizi ısırabilir, ondaki bir hastalık size, sizdeki bir hastalık ona geçebilir. Bu ve hava yolunu tıkamaz mı normal böyle hani yani ağzını çıkar? Kendi kendine duran bir nöbette ağzını açıp hava yolunu açmanıza gerek yok. Sadece kusmasın diye yan çevirmek gerekir. Yoksa ağzını açıp dilini dışarı çıkartmaya çalışmak yanlış bir davranış. Evet. Panik yapmayın, hareketlerine karışmayın, ağzını açmaya uğraşmayın. Yani, ve böyle kesinlikle ağzına siz de hiçbir şey vermeye çalışmayın. Diyoruz. Hakikaten nöbete böyle yaklaşmak lazım ama her şeyin bir nöbet olabileceğini aileler unutmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir dalgınlık olabilir bu. Bir baka kalma, donma olabilir. Koku gibi, görme gibi değişik duygulanımlar olabilir. Duygulanım değişikliği. Yani değişik görsel belirtiler olabilir migren aurası gibi. Ondan sonra bunlara mutlaka dikkat etmek lazım ve böyle bir şeylerle karşılaştığımızda bir nöroloğa başvurmanız gerekiyor. Evet.